psikoloji bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Çekirdek programı. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü benim ikinci lisansım. İlk lisansımda Sosyoloji Bölümünü okudum. Gayet Kadir Has Üniversitesi'ni isteyerek ve bilinçli seçtim diyebilirim. Şu an için Çekirdek Programı'nın ilk dönemini bitirdim. İkinci dönemi heyecanla bekliyorum yine çünkü içeriğini ve derslerini de takip ettiğim için. Çekirdek Programı'nı deneyimlemek benim için hakikaten çok güzel oldu. Çünkü birinci dönemi bitirdiğimde ve aynı zamanda sömestr tatilinde de üzerine düşündüğümde şunu çok fark ettim. Ben çok fazla konfor alanımın dışına çıktım ve sanki o konfor alanımı aynı zamanda genişlettiğimi düşünüyorum. Çok fazla grup çalışması yaptım. O grup çalışmasında zaten kendimi de sosyal psikoloji alanında ilerlemek istiyorum. O grup dinamiklerini vesaire nasıl olur psikolojiye dair insanlarla işbirliği içerisinde çalışmak ne demek bunu çok öğrendim. İki tane favori dersim var. Etik ve evrensel değerler, aynı zamanda insanlık tarihi ve bunun dönemin ortalarında da tasarım dersi eklendi ve ben bu dersleri gerçekten de hayranlıkla ve hayretle dinledim. Çünkü her modül bittiğinde ben hocanın yanına gidip ya hocam neden biz bunu ilkokulda görmüyoruz ya da hani bu konuların üzerine daha fazla tartışmıyoruz. Çünkü benim için gerçekten de etik ve evrensel değerler derse içinde işlediğimiz birçok modülün içerisindeki dersler aslında bir matematik dersi kadar çok önemli. Çünkü etik ve evrensel değerler dersini benim anladığım en temel şeylerden bir tanesi aslında biz birlikte nasıl yaşayabiliriz? Aynı zamanda yine aynı dersin içerisindeki çevre etiği dersinden sonra vegan oldum. Bu da benim için yine çok ilginç bir deneyim oldu. Kardeşimle yine biz Kadir Has Üniversitesi'nde birlikte okuyoruz. Onun da ikinci lisansı ve o da mesela tasarım dersinde bu çevre etiği dersinden sonra aynı zamanda o da mesela yani iki dersi birleştirerek o da veganlıkla ilgili bir proje gerçekleştirdi. O yüzden de insanlık tarihinde mesela Collective Memory adı altında bir modül dersimiz vardı ve burada aslında tarih yazımı nasıl olur? Biz bu zamana kadar hangi tarihi öğreniyoruz? Buna dair öğrenmek yine benim için çok güzel, çok gerçekten de keşif dolu bir dönemdi diyebilirim. Aldığım ve çok sevdiğim derslerden bir tanesi de insanlık tarihiydi. Mesela son modülde insanlık tarihinde, daha doğrusu evet son modülde, son modülden bir önceki modüldeki kolektif memory yani kolektif hafıza ile alakalı benim öğrendiğim şeyler aslında bir şekilde müzeleri gezerken ya da etrafta dolaşırken tanığı olduğumuz ama bizi nasıl etkilediğini bir şey fark edemediğimiz durumları ben bu derste keşfettim. O benim için gerçekten de hayret verici ve bir yandan da tabii çok büyük bir haz aldığım bir dersti. Son modülde de aslında tarih yazımına dair çok şey öğrendim. Yani biz ilkokuldan beri bir tarih dersini öğreniyoruz. Ve tarih de benim çok sevdiğim bir derstir. Ama bu tarih yazımı kim tarafından yapılıyor ve biz hangi tarihi öğreniyoruz? İçerisinde işte Edward Said'in Orientalizm kuramıyla birlikte bunu görmek, biz dersten sonra bütün hepimizi hatırlıyorum. Çok da şanslıydım. Çok tartışabildiğim, üzerine konuşabildiğim arkadaşlarım vardı ve hepimiz hocanın yanına gidip ya şimdi yani bu ders bizim için yeterli değil ve hangi kitapları okuyabiliriz ya da nereden daha başka bilgi edinebiliriz diye Fırat Hoca'ya sorduğumuzu hatırlıyorum. Benim için gerçekten de tarih, insanlık tarihi, etik dersi ve dediğim gibi korkarak yaklaştığım tasarım dersi üç önemli dersi diyebilirim. Benim için en önemli projelerden bir tanesi tasarım dersinde Loosa dönemindeki kadınların psikolojilerini nasıl iyileştirilebiliriz adı altında yaptığımız çalışmaydı. Sanırım tasarım dersine başladığımızın ikinci haftası ya da üçüncü haftasında ilk başta büyük salonlarda hocalardan ders alıyorduk ve daha sonra her birimiz kendi sınıflarımızda pratik yapmak için oraya gidiyorduk. Ve büyük salonda ders, konferans yapıldıktan sonra, ders anlatıldıktan sonra hocanın yanına gidip çünkü ben ondan öncesinde de şunu anlatmam gerekir sanırım. Tasarım dersini ilk kol programı müfredatında gördüğümde çok korkmuştum. Çünkü mimarlıkla alakalı hiçbir ilgim yoktu.
Ve işte çizim mi yapacağız ya da ne yapacağız diye kendi kendime düşünüyordum. Fakat başladıktan sonraki şunu görmek benim için gerçekten de bir keşifti. Yani hakikaten keşifti diyorum. Başka hangi kelimeyle adlandırabilirim bunu bilmiyorum çünkü. Aslında oturduğum sandalyeden masamda olan her şeye kadar her şey bir tasarım ürünü. Ve hiç unutmadığım bir slide vardı. Slide'ın ismini tam olarak hatırlayamıyorum ama bir tahtreverli vardı. Bir ülkenin ucunda ve diğer ülkenin ucunda bir sınırda yapılmıştı bu tasarım ve çocuklar için yapılmıştı. Pembe bir tahtreverliydi. O sunumu gördükten sonra dedim ki peki ben ne tasarlamak istiyorum diye kendime soru sorduğumu hatırlıyorum. Ve sonrasında hep psikoloji okumamın, ikinci bir lisans okumamın da amaçlarından en büyük etkenlerinden bir tanesi annelerle ve çocuklarla alakalı bir çalışma yapmak istemem. Sonrasında hocanın yanına gidip hemen konferans salonunda şey dediğimi hatırlıyorum. Yani hocam ben annelere ve çocuklarla alakalı iletişimine dair bir ne yapabilirim, bir aplikasyon olabilir vesaire tarzına sorduğumu hatırlıyorum. Ve sonrasında da orada 6 haftalık bir projeye başladık ve o projede aslında nasıl doğru soru sorulur biz bunu öğrendik. Yani bir proje yapmak istiyorum, evet. Ama gerçekten o projeyi yapmak istiyor muyum ya da o proje yapılmış mı ve benim o projeyi yapmam gerçekten işlevsel olacak mı? Sorularla Ahmet Hoca ve Güler Hoca ile birlikte çalıştık ve onların sorularıyla aslında baktım ki ben bir cümlesini hatırlıyorum Ahmet Hoca'nın. İlk önce maskeyi kendinize ve sonrasında aslında çocuğunuza tak, yani maske kendinize takamazsanız zaten çocuğunuza o maskeyi takamazsınız sözünden sonra biz biraz daha geriye gidip aslında hamilelik döneminde ve hemen sonrasında anneler neler yaşıyor? Sonra bununla alakalı soru sormaya başladık ve yine çok şanslı olduğum, benim gibi heyecan duyan grup arkadaşlarım vardı. Grup çalışmasının önemini ben gerçekten de tasarım dersinde, evet bütün diğer derslerde de keşfettim ama tasarım dersi çok uzun soluklu yürüttüğümüz bir projeydi. 6 ay sürmüştü. 6 hafta sürmüştü pardon. O zaman dedim ki benim kadar heyecanlanan kişilerle birlikte çalışmanın keyfini görmek ve her ders sonrasında şimdi işte biz neredeyiz, hangi aşamadayız ve gelecek hafta ne yapacağız bunu programlamak birlikte entegre olmayı öğrenmek bir proje için yine bu da çok öğretici olmuştu. Ve sonra şunu bahsediyordum, sonra geriye geldiğimizde aslında bizim asıl sorunumuzun Loğusa dönemindeki kadınlar olduğunu fark etti. Yani asıl çalışmak istediğimiz alanı. Yani tasarım dersinde böyle bir farkındalık yaşamak yine benim için çok mutluluk vericiydi. Orada mesela annelerle mülakat yaptık. Onların sorunlarını dinledik. Ve acaba bu soruna nasıl bir çözüm getirebiliriz? Bunun üzerine hem hocalarımızla hem kendimiz üzerine çok tartıştık. Ve gerçekten ben aslında bir dersle hayata dokunmak ne demek? Yani oradaki soruna nasıl temas edilebilir? Bunu öğrenmek benim için gerçekten de çok önemliydi. Özellikle de kendi psikoloji alan derslerime geçmeden böyle bir şey deneyimlemek çok keyifliydi. Tabii ki de benim ilgi alanım sosyal bilimler yönelinde olduğu için tabii ki de daha çok etik dersi, insanlık tarihi dersi, tasarım dersi ve Türkçe dersi. Türkçe dersi daha çok ilgi çekiciydi ama ben aynı zamanda kendi sınıf arkadaşlarıma da hep sorduğumda işte sizin en sevdiğiniz ders nedir? Çekirdek programı çünkü de çok katmanlı ve içinde hakikaten çok farklı disiplinlere yönelik dersler var. O yüzden de mesela bilgisayar mühendisleri arkadaşlarımdan genelde computational think, hesaplamalı düşünce derslerini seviyorumu duymak biraz da sanırım şeyi de fark etmeme sebep oldu. Aslında insanların kendi yani bölüme geçmeden önce kendi keşif alanlarını, yani keşfetmek istedikleri alanı, çalışmak istedikleri alanı keşfetmelerine yönelik de aslında çok güzel bir program. Ben içeriklerini tabii ki de çok güzel buldum. Ama dediğim gibi kalbim etik, insanlık tarihi ve Türkçe tasarım için attı diyebilirim. Benim için en önemli şey, özlemini çektiğim şey, üniversite ortamının özgür bir ortam olması. Gerçekten de o karşılıklı hiyerarşiden ziyade saygının yakalanabildiği,
bütün hocaların aktif araştırma yapıldığı ve aynı zamanda hem hocaların hem öğrencilerin birbirlerini dinlediği bir ortam olması çok önemliydi. Aynı zamanda da tabii ki de rektörüm, rektör yardımcısının vizyonları nasıl? Ben bunları araştırılmasını çok önemsiyorum ve çok önemli buluyorum hakikaten. Aynı zamanda da gerçekten de bölümü okurken aslında o bölümü neye göre seçtiklerini de, yani evet ben psikoloji bölümünü okumak istiyorum ama psikoloji bölümünü hangi üniversitede ve neden okumak istiyorum kendime sorduğumda benim cevaplarım çok hazırdı. Benim için aktif çalışma yapan hocaların bir üniversitede olması çok önemliydi. Dilinin İngilizce olması çok önemli. Öğrenci yanında olan, öğrenciyi destekleyen bir kurum olması çok önemliydi. O yüzden de ben baktığımda geriye zaten Kadir Has Üniversitesi, çok da iyi duyumlar alıyordum Kadir Has Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü araştırdığım için, özellikle psikoloji bölümü. Tabii bir de gönlüm sinema ve televizyondan da yana çarptığı için aynı zamanda onunla iki bölümle alakalı çok çok iyi duyumlar alıyordum. Önemli olan sanırım bunlardı benim için diyebilirim. Sınava hazırlanma sürecinde ben ne istediğimi, ne yapmak istediğimi gerçekten keşfetmiştim. Ama geriye dönüp baktığımda tabii ikinci lisansımın seçiyor olduğum için hani bunun vermiş olduğu bir taban da olabilir. İlk lisansımda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sanırım kişinin kendini tanıması çok önemli. Kendi yetkinliklerinin, kendi heyecanlarının neler olduğunu, çünkü ben her zaman söylüyorum. Aslında biliyoruz ama onlar bir şekilde işte söylentiler yüzünden genelde bastırılıyor. O bastırılmışlıklarda neler var, birazcık kişilerin onu keşfetmesi için sanki konfor alanlarından çıkması gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Aynı zamanda da ne için çalışıyorlar şu an? Ben kendilerine en çok onu sormalarını isterim. Yani ben bu sınava neden hazırlanıyorum? Ne yapmak istiyorum? Sık sık kendilerine bu soru sormalarını. Çünkü benim motivasyon olarak da aynı zamanda motivasyon aracı olarak kullandığım da iki soruydu. Çünkü zor bir süreç.